Merhaba sevgili izleyenler. ABB TV ekranlarında Söz Konusu Sağlık başlıyor. Bu hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi kurum doktorumuz Sayın Semih Taşçıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İyi olmanıza çok sevindim. Çünkü bu ara bu cümleyi çok fazla duyamıyoruz. Tabii bunun birçok nedeni de olabilir. Fakat biz mevsim geçişleriyle mevsim geçişlerinin vücudumuza etkilerini konuşalım istiyoruz. Mevsim geçişleri kimi insanlar için sevinçle karşılanırken kimileri için de sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmak anlamına geliyor. Biz mevsim değişikliğinin vücudumuzdaki etkilerini sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi mevsim değişikliğinde çoğu insan rahatsızlıkların arttığından bahsederler. Bu mevsim geçişlerinde insanlarda bağışıklık sisteminde zayıflama meydana gelebilir. Alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu alerjik reaksiyonlara biz saman nezlesi veya bahar alerjisi adı altında topluyoruz. Uyku düzeni bozuklukları meydana gelebilir. Hatta ruh hali dalgalanmaları oluşabilir. Bu mevsim geçişlerinde herkesin etkilenmesi mümkündür. Ama en çok etkilenen grup çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan insanlardır. Bu mevsim geçişlerinden biz birey olarak nasıl korunabiliriz? Bir kere düzenli bir uykumuz, dengeli bir beslenmemiz ve düzenli spor yapmamız gerekmektedir. Bunun dışında sigara ve alkol tüketiyorsak bunlardan uzak durmamız lazım. Çünkü vücuttaki vitamin ve minerallerin emilimini bozduğu için dışarı atılmasına neden olabilirler. Keza aynı şekilde aşırı miktarda çay ve kahve tüketimi de vücudumuzdaki vitaminlerin, minerallerin emilimini bozarak vücuttan atılmasına neden olabilir. Alerjen faktörlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırız. Bu şekilde bu geçişleri rahatsızlanmadan sağlayabiliriz. Evet. Hocam az önce bahsettiniz ama bize biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Bahar alerjisi ya da saman nezlesi nedir? Vücudumuz nasıl etkilenir? Tabii ki. Şimdi bahar alerjisi, saman nezlesi bunlar terim olarak aynı hastalığı ifade etmektedir. Şimdi bahar alerjisi bir kere alerjik rinitin bir çeşididir. Peki alerjik rinit ne demektir? Alerjik sebeplerle ortaya çıkan burun reaksiyonlarına biz alerjik rinit deriz. Alerjik rinit ikiye ayrılır. Birincisi mevsimsel alerjik rinit ki sizin bahsettiğiniz konu bu. Bahar alerjisi, saman nezlesi. Burada polenler alerjik reaksiyona neden olmaktadır. İkincisi ise perineal yani gün boyu devam eden alerjik rinit vardır. Bundaki faktörlerde işte sigara dumanı, hava kirliliği, akarlar, çevre tozları reaksiyona neden olmaktadır. Burada bizim detaylandıracağımız konu mevsimsel alerjik rinit. Şimdi bahar aylarının gelmesiyle birlikte tabii havada bol miktarda çiçek tozu dediğimiz polenler bulunur. Polenler normalde insan vücuduna zararlı bir madde değildir. Ancak bünyesi alerjik olan insanlarda histamin salgısını arttırır. Bu da gözlerde, burunlarda ve nefes yollarını kaplayan mukozalarda mikrobik olmayan iltihabi sonuçlar doğurur. Bunun sonucunda da ne olur? Burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, yanma, sulanma, boğazda ve burunda kaşıntı, burun tıkanıklığı, hatta tat ve koku duyusunda azalma, öksürük, nefes darlığı meydana gelebilir. Yalnız mevsimsel alerjik riniti mikrobik hastalıklardan da ayırmak gerekir, karışabilir. Bunun için iyi bir muayene
ve alerjik deri ve kan testleri yapılması gerekir. Saman nezlesinin tedavisinde antihistaminik haplar kullanılabilir. Burun spreyleri kullanılabilir. Hatta el veriyorsa alerjik aşılar da yaptırılabilir. Hocam, sağlıklı bir bünye içinde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekiyor. Bunun için bize neleri tavsiye edersiniz? Yani bir kere bağışıklık sisteminin güçlü olması demek, insanın hastalıklara karşı daha dirençli olması demektir. Yani birey olarak tabii ki bizim de dikkat edeceğimiz hususlar olur. Bunlar nedir? Her şeyin başı işte düzenli uyku, düzenli spor yapmak, dengeli beslenmek, alkol kullanmamak, sigara kullanmamak, keza hijyen kurallarına uymak ve bana göre en önemlisi de hayatımızdan stresi azaltmak. Yani biz bunları yaparsak evet bağışıklık sistemimiz güçlü kılabiliriz. Ancak bunları yaptığımız halde sık sık hasta oluyorsa, bağışıklık sistemimiz güçlenmiyorsa, işte bu durumlarda mutlaka sağlık kuruluşundan yardım almamız gerekmektedir. Evet. Hocam, günümüz toplumumuzda, özellikle şehir hayatında yorgunum, uykusuzum, hiç halim yok gibi şikayetleri sıkça duyuyoruz. Bunun mevsim geçişiyle bağlantısı nedir? Açıklayabilir misiniz? Şimdi bu saydığınız şikayetler esasında çok geniş kapsamlı şikayetler. Bunun altında yatan ciddi hastalıklar da olabilir. Veyahut da vücutta vitamin, mineral gibi elementlerin eksikliği sonucu da görülebilir. Bunun için altta ciddi hastalık olup olmadığını anlamak için ileri tetkik yapılmalıdır muhakkak. Ama eğer ki bu şikayetler bir vitamin veya mineral eksikliğinden kaynaklanıyorsa bunu tespit etmek basit kan tahlilleriyle mümkündür. Bu vitamin ve mineral eksikliği esasında bizim toplumumuzda sık karşılaşılan bir sağlık sorunu. Hatta siz de biliyorsunuz belediye bünyemizde laboratuvar hizmeti vermekteyiz. Buradaki tahlillerde de bunların eksikliğine sıkça karşılaşmaktayız. Bunların içinde bana göre en önemlisi ve en çok görülen eksiklikler vitamin B12 ve vitamin D eksiklikleri. Kısaca bahsedersek bu eksikliklerden, bir kere vitamin B12 vücutta üretilmeyen bir vitamindir. Bunun mutlaka dışarıdan alınması gerekir. Vitamin B12'nin önemi kan hücrelerinin yapımında ve sinir hücresi kılıflarının yapımında önemli rol oynamasıdır. B12 eksikliğinde sizin de biraz önce saydığınız gibi halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, unutkanlık özellikle, ellerde uyuşma, işte ayaklarda karıncalanma gibi belirtiler görülür. Ciddi eksikliğinde ise kansızlık ve sarhoşvari yürüyüş dediğimiz nörolojik problemlere yol açabilir. B12 vitamini tabii dışarıdan almamız gerekiyor. B12'den zengin yiyeceklerden, besinlerden bahsetmek gerekirse başlıcaları et, tavuk, deniz ürünleri, süt, peynir, yoğurt başlıcalarıdır. Şimdi biz bu besinleri tükettiğimiz halde eğer B12 eksikliği yaşıyorsak mutlaka sindirim kaynaklı bir emilim bozukluğu mevcut demektir. Bu neden önemlidir? Tedavi de ona göre yapılır. Eğer ki sindirim kaynaklı bir emilim bozukluğu yoksa tedavi de oral, yani ağızdan tablet şeklinde yapılabilir tedavisi, ama sindirim kaynaklı bir emilim bozukluğu varsa bunun tedavisi intramusküler olarak yapılabilir. Vitamin D ise yağda eriyen bir vitamindir ve karaciğerde depolanır.
Vitamin D vücutta kalsiyum ve fosfor dengesinin sağlanmasında çok önemli rol oynamaktadır. Bu ne demektir? Yani kemiklerin sağlam olmasını sağlayan vitamindir. Vitamin D eksikliğinde yine aynı şekilde halsizlik, yorgunluk, bitkinlik ama en önemlisi kas ve eklem ağrıları olmaktadır. Nasıl alabiliriz? Bir kere vitamin D %95 güneş ışınlarından sağlarız. %5 de yiyeceklerle. Bu yiyeceklerin başlıcaları tahıllar, maydanoz, balık, süt ve süt ürünleridir. Yalnız güneş ışınlarıyla alabilmemiz için vitamin D'yi mutlaka cildimizin açık ve güneş ışınlarının geldiği 11 ila 14 saatleri arasında yaklaşık 15 ila 30 dakikalık bir maruziyet gerekmektedir. Tedavi de eksikliğinde vitamin D içeren preparatlar kullanılabilir. Hocam vitaminlerden bu kadar bahsetmişken ben de şunu söyleyebilirim. En ufak rahatsızlığımızda vitamin takviyelerine sarılıyoruz. Bunun doktor tavsiyesinin öneminin bir de sizden dinleyebilir miyiz? Ya tabii ki bir kere vitaminleri kafamıza göre bilinçsiz kullanmamak gerekmektedir. Mutlaka doktor tavsiyesiyle ve doktor kontrolünde kullanmak gerekir. Eğer vitaminleri gereksiz yere kullanırsak bu yarar yerine vücudumuza zarar verebilir. Evet, kişi kendinin doktorudur diyoruz ama kaş yaparken de göz çıkarmamak lazım. Öyle değil mi? Evet. Böylece doktor tavsiyesinin öneminde altını çizmiş olduk. Hocam son olarak izleyenlerimize konuyla ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Son bir tavsiye daha alalım sizden. Yani bir kelimeyle söyleyeyim. Sonuçta söz konusu olan sağlık. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bu hafta kurum doktorumuz Sayın Semih Taşçıoğlu ile birlikteydik. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, huzur, mutluluk, başarı diliyoruz ama her şeyin başı sağlık diyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın.